Sponsorlarımız Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz kıymetli arkadaşlar. 14 Temmuz 2023 2. E, ikinci videosuyla karşınızdayım. Sabah 10.30'daki videodan sonra bu video daha da etkili etkileşimli olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Her hafta yani ortalama 3000 izlenmeye geçerse videolar her hafta 50 kişiye üyelik bizden hediye. Arkadaşlar bu sonsuza kadar devam edecek inşallah. Yani Allah ömür verdiği müddetçe devam edecek. Bilginiz olsun. Hocam 3000 değil de 6000 olsa ortalamalar 100 kişiye üyelik hediye. Hocam 6000 değil de 9000 olsa ortalama. Yani o zaman da 150 kişiye hediye arkadaşlar. Merak etmeyin. Üyeliklerimiz bu şekilde hediye edilecek. Ama daha çok video izleyin. Daha çok beğeni atın. Şunu söyleyeyim. Siz yani son günlerdeki videoları izlemiş olsanız bile tekrar izleyip videoları başkasına öneri olarak sunabilirsiniz. Arkadaşlar bir videoyu bir kişi tamamen izlediği zaman YouTube 5 kişiye en az 5 kişiye öneri olarak bu videoyu çıkarıyor. Yani şöyle söyleyeyim size 1000 kişi bir videoyu tamamen baştan sona izlese 2 kat hızı alıp da izlese yine de YouTube 5000 kişiye öneri olarak sunuyor. Bu 5000'in içinden de 1000 kişi yine tamamen izlese bir 5000 kişiye daha sunuyor. Yani arkadaşlar eğer hediye üyelik istiyorsanız olabildiğince çok video izleyin. Sizin sayenizde de kanal büyüsün. Fenerbahçe'den bir kap daha transferler kızışıyor. İşte gidecekler de son durum. Başlığa bunu koyacağım. Şimdi Fenerbahçe Mert Müldür'ün transferi konusunda sağ Sağolay ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yalnızca sonraki satıştan pay maddesi üzerinden görüşmeler devam ediyormuş. Biz de öğrenmiş olduk. Teşekkürler. Bu arada PlayStation 4'te e, PES 21 olan arkadaşlar. Elimde çok güzel bir yama var. Normalde ücretli 400-500 lira ama yurt dışından bir e, kardeşimizden buldum. Güncel transfer yaması hani yaz transferleri hariç kadro aynı dördüncü formada geçen sezonki forma bilginiz olsun eğer isterseniz link olarak paylaşabilirim bu videonun altına başa da tutturabilirim ee, hani kadrolar falan güncelleniyor yurt dışındaki takımların lisansız oldukları için onların geçen sezonki formaları falan var ya, tavsiye ederim arkadaşlar bu arada mesela Arao'nun falan yüzü net Gustavo Örnüken'in falan yüzü net yüzde de şeylik var etki var. Neyse Fenerbahçe pazarlıkları 7,5 milyon eurodan başlayan sağ sağlıya 2,5 milyon euro bon servis bedeline ikna etmiş. İki takım arasında kalan pürüz sonraki satıştan pay maddesi olmuş. Şimdi bak ben kendimi övmekten nefret eden bir insanım. Nefret eden bir insanım ama şunu söyleyeyim. Her şey ortada değil mi? Ben burada bas bas bağırmadım Aman dedim bak aman. Aman 2,5 milyon euroya verirlerse bugün Fenerbahçe'de. Demedin diyen varsa buyursun söylesin arkadaşlar demedin diyen varsa. Bu arada bir kardeşimizin yorumunu gördüm. Hocam kadro bildirme zaman? 21 Temmuz'da diye biliyorum. 21 Temmuz'da e, bu turun kadrosunu ekliyorsun. Yani 21 Temmuz'a kadar futbolcu ekleyebilirsin. E, konferanstaki ikinci önereme turundaki iki maç için. Sonraki tur için yine sonradan iki tane ekleyebiliyorsun. İki ekleyip iki çıkarma yapabiliyorsun. Sonraki tur için yine iki tane ekleyip iki çıkarma yapabiliyorsun. Bilginiz olsun. Bir sabede geçelim. Sağ sağda %15 pay istemiş sonraki satıştan. Mert Müldür Fenerbahçe'ye her koşulda evet demiş. Max Hagmeier çarşamba günü İstanbul'a gelmiş. Tüm maddelerde ulaşma sağlamış. Tamam derse sağ sağlı hayırlı uğurlu hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Ee, geçen sezonki performansı çok kötü. 3 maçta 59 dakika süre aldı. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadım. Aslında insanları da korkutan, tedirgin eden bu. Ve İnsanlar aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hocam nasıl güvenebileceğiz? Mesela bir e, ne derler onun adına ya? Hani bir mesela Nazım Sangari'den pay biçin. Hocam bir sakatlandı gitti geldi. Görüyorsunuz piyasasını diye. Yani böyle bir durum var arkadaşlar ortada. Bu arada Bonucci'yi çok soruyorlar. Mert Müldür kısmını kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah hayırlı olsun Fenerbahçe'mize diyeyim. Bonucci'yi çok soruyorlar arkadaşlar. 1 Mayıs 90, şey 87 doğumlu 36 yaşında bir futbolcudan bahsettiğimizin farkındayız değil mi? Öncelikle Juventus'un kadro planlamasında yokmuş. Juventus düşünmüyor. Evet doğru. Juventus düşünmüyor. Okey. Ancak yani ee, durum enteresan. Deniz Zakaria'yı düşünür müyüz hocam? Arkadaşlar ön libero. Bak ön libero. Ön libero alacağımıza 8 alalım. Ya 8 alalım. Bize kütür kütür 8 lazım. 1.90 boyundaki ön liberoyu ne yapalım? E, ee, Arthur Melo'yu konuşuyorlar. Onu zaten dün de konuştum arkadaşlar. Ee, evet Zaha'nın paylaşımı ne demiş? O gün geldi demiş. Valla ben Zaha konusunda arkadaşlar geçmişte ben birçok hata yaptım. Geçmişte hani ben Arfa Fenerbahçe'de ben Arfa Fenerbahçe'de falan dedik. Ya da Hakim Ziyek Fenerbahçe'de dedik. Son ana kadar duyumumuzdan vazgeçmedik. Aksi duyum geldi ama söylemedik. Fakat son dönemlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Anlık güncel ne duyum geliyorsa paylaşıyorum. Hiç de çekinmiyorum. Hacı, hocam ama işte geliyor deyip de sonradan dönmüş olmuyor musun? Arkadaşlar durum güncelleniyor. Ben güncel durumu paylaşıyorum. Siz hayatta buna dönek diyorsanız hayatınız döneklikten ibarettir sizin. Çünkü sıcak bilgi bu. Ya kent için ne dedim size? Arkadaşlar kaynağım diyor ki Fenerbahçe'de. Ben bir şey diyemem kaynağım böyle söylüyor dedim. Açık ve net. Şimdi aynısını Zaha için söylüyorum. İki takım arasında gidip geliyor. Zaha için duyduğum bir şey var. Umarım doğrudur. Crystal Palace 220 bin sterlin öneriyor haftalık. 200'e düşüyor. Zaha böyle çift taraflı oynayınca da 180 bine düşüyor. Yani şu anda 180 bin sterlin önermiş durumdalar. Vergisiydi, algısıydı, carteydi, cürtüydü. Yani eline geçecek para hiç düşmeye başladı. Fenerbahçe 6,5 imza 4,5 yıllık ücret öneriyor. Ve Avrupa'daki en iyi teklif Fenerbahçe'nin Kabul edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani kabul edeceğini düşünüyorum. Kabul etmesi de lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama yani bir şey de diyemiyorum. Şimdi kısa kısalara geçelim. Fenerbahçe denizman için somut girişimlerde bulunuyor demiş. Ben hiçbir şekilde bunu doğrulayamadım. Bilginiz olsun. Simanski için 20 milyon eurodan kapıyı açan Dinamo Moskova'yı 9.75'e Fenerbahçe nasıl ikna etti? Mesela Ali Koç, evet eleştiriyoruz, evet kızıyoruz, evet başarısız başkan diyoruz, evet yoğurt yiyişine kızıyoruz. Ama 20 milyon eurodan 9.75. Mesela Rusya'ya Fenerbahçe kampa gitti. Bakın Rusya'dan biz, inşallah söylentiler doğrudur o turnuvaya katıldık diye 5 milyon euro alırız. Arkadaşlar 5 milyon euro hayat demek. Lan 3 maç için 5 milyon euroyu sana babanın oğlu vermez. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyetin 2.8 ya da 2.9 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Bir galibiyet iki beraberlik elde edeceksin gruptan. Ki dördüncü torba takımısın. İlk 3 torba takımlarından bunu alacaksın. İmkansız. Kadıköy'de bunu, bile bunu yapman imkansız şu anda. Öyle bir sistemdeyiz. Öyle bir yapıdayız. Hani inşallah o 5 doğrudur. Arda Simans kim? Arkadaşlar bak Fenerbahçe dışında kimseye bu paraları vermezlerdi. Ama Fenerbahçe işini becerdi. işini halletti. Bak Ali Koç'a kızarız eleştiririz. Bak şu anda da mesela Ahmet Ercanlar kızdırıyor Ali Koç'a. Ahmet Ercanlar diyor ki ya işte Ali Koç Ağustos'ta fırsat transfer bekliyor. Arkadaşlar bütün transferler Ağustos'ta yapacak izlenimi uyandırıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sıcak gelişme İngiliz basına göre Fenerbahçe Aston Villa'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jayden Pijologini'yi kadrosuna dahil etmek için girişimlere başlamış. Pihilogene. Pilogini mi diye okunur. Pilogini diyelim. Pilogini. 21 yaşında sol kanat oyuncusu. 2 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Hani Championship, Premier League 2 yani Rezerv Lig'de 22 maçta 11 gol 4 asist. Toplam 97 maç 28 gol 8 asist. Yani eğer scouting yapıldıysa gelişim gösteren bir futbolcu olduğuna inanılıyorsa denenebilir. Ama bende bilgi yok. Fenerbahçe Milot Rashida için Norwich City ile temasa geçtim. Arkadaşlar bu haber bana bir kelimeyi çağrıştırıyor. Aklıma bir kelime geliyor. Nedir o kelime? Salça kelimesi. Aklıma salça kelimesi geliyor. Niyeyse. Yani aklıma böyle bir kelime geliyor. Kosovalı oyuncu. Galatasaray'da ilk döneminde tırt ama ikinci döneminde bir şeyler yaptı gibi. Hani Süper Lig performansı 26 maç, 4 gol, 7 asist. <laughs> Türkiye Kupası'nda 4 maçta 2 golü var. İş yapar mı? İş yapar. Ama Raşida bence e, yıldız değil. Yıldız'ın yeğesi bir futbolcu. Bize bence gerekmez. Hani bize daha net bir sağ kanat lazım. Diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz. Jadon Osterwolde. ilk hazırlık maçında gerçekten boşa gitti. Kıpırdanma yaptı. İkinci hazırlık maçında asist yaptı. Arkadaşlar ben Osterwolde'nin çok iyi bir performans göstermesini istiyorum. İnşallah da gösterir. Düşünsenize yeni transferimiz ya. Hakikaten yeni transferimiz ya. Hani Sizler bak Ali Koç'u yönetimi hani eleştirin. Ben eleştirmeyin demiyorum. Sonuna kadar eleştirin. Haklısınız. Ama Osterwolde şu iki maçtaki performansını sürdürür. Üstüne ekleme yaparsa alın size yıldız transferi. Bak harbi söylüyorum yıldız transferi. Hocam çok abartıyorsun. Bizim futbolcumuz yedi bu kadar abartma. Abartmıyorum bak. Gerçekten yıldız transferi olur. İnşallah böyle devam eder. Ee, şimdi Pedro, Cao Pedro da golle süsledi. Osterwolde'nin asistini. Bu arada çap Pedro'nun da yolu açık olsun. Bir aksilik olmazsa kesinlikle gidiyor. Hocam hangi takıma gidiyor? Nereye gidiyor? Kaça gidiyor? Arkadaşlar ben bunu söyleyemem. Çünkü elimde net bilgi yok. Yani herhalde yoktur. Bir şey içeyim de. Bu arada Zahra için ben şunu da söyleyeyim. Bana hafta sonuna kadar bir karar verecek denilmişti. Hatırlarsanız ben de bu duyumu söylemiştim. Ee, sporcunun sevdiği bir şarkıcı varmış. Bugün yayınlayacakmış. O gün geldi diye o yüzden yaptı diyorlar ama bana hafta sonuna kadar kararını verecek diyordu. Ya yolun sonu Fenerbahçe olsun ya inşallah. Çünkü Fenerbahçe taraftarı gerçekten hasret buna. Şimdi Pedro için ben size söyleyeyim. 4,5 milyon euronun üstüne bir servis bedeli bekleyin arkadaşlar. Her tabelinin forvet hattına Serdar Dursun veya Smail Prevrijak'tan birini tahil etmeyi planlıyormuş. Serdar Dursun dururken başkasının düşünmek FETÖ'cülüktür. Her tabelinin FETÖ'cü müsün? Ya ben bunu geçen espri olarak yaptım ama millet anlamıyor ya. Milletin kafası gerçekten kas kafalı gibi değişik bir kafa var ya. Buradaki espriyi bile anlamıyorlar. O say Samuel. İsmail Kartal Osayi Samuel hakkında fikrini yönetime iletecek arkadaşlar. Nazım hakkında ve e, o hakkında. Nazım'a kulüp bul denildi. Bilginiz olsun Nazım kulüp arıyor. Anlatabiliyor muyum? Nazım kulüp arıyor. Ama ben şunu söyleyeyim bak. Zaha konusunda ya Fenerbahçe en yüksek fiyatı veren takım. Fenerbahçe çok uğraştı. Ali Koç çok uğraştı. Her şey için çok uğraştı. Hal böyleyken bu transferin olması psikolojik olarak çok rahatlatır takım çok çok rahatlatır takımı. Onu söyleyeyim. Şimdi ben o sayeden bilmiyorum ya. Zamanı geldi bence. Gitme zamanı geldi. Bak bazı futbolcuların doğru zamanda satılması yüksek bedelden daha önemlidir. Elif Elmas doğru zamanda satıldı. Vedat doğru zamanda satıldı. 20 küsür milyon euro para getirdi. Kim Minji doğru zamanda satılmadı bence. Bir sene sonra bu sene satılmalıydı. Şimdi 45 milyon euroya satılmalıydı. Ayrı mesele. Ama ama Arda Güler mesela doğru zamanda satıldı. Katacağım bir şey yok dedi. Ben gitmek istiyorum. Kafam beynim orada dedi. Ha, gönül isterdi ki kalsın 5-10 sene kalsın ama gitmek isteyince durduramadı. Bence Pedro için de doğru zaman bu. O için de doğru zaman bu. Ne derseniz deyin. Joshua King. Bir sayfa Joshua King için 2 milyon euro teklif var demiş. Premier Lig'e yükselen bir takımdan demiş. Arkadaşlar o teklif. Son dakika vereyim o teklifin bana gelen duyumu 4 milyon euro şeklinde. Yani Joshua King için Premier Lig'e yükselen bir takımın 4 milyon euro teklif yaptığı bana gelen duyumlar arasında. Ve öyle basit sıradan bir kaynaktan da gelmedi bu duyum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya Pedro, Joshua King, Rossi, Serdar Dursun. Hani bunlar gözden çıkarılmış isimler. 3'e 5'e bakmadan göndermesi gereken isimler. Toko Ekampi. Ekampi. Fenerbahçe Ekambi için gaza bastığı şartları zorluyor, görüşmeler hızlandı. Ekambi kanat forveti olarak alınacakmış. Zaha içinde de masadaymışız. Ekambi transferi Zaha'dan vazgeçildiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Biri sağ için, biri sol için düşünülen isim. Aynı zamanda Ekambi transferinin Batshuayi ile de bir bağlantısı var arkadaşlar. Çünkü Batshuayi'ye Arap Yarımadası'ndan bir teklif gelmişti. Düşünme aşamasındaydı. Belki teklif arttırdılar. 15 milyon Euro'luk bonus. Ben burada bat şu 12 bekliyoruz dediğimde gülen arkadaşlarımız herhalde şimdi Fethullah Gülen videoları falan izliyorlardır. Olimpik Lyon Carl Tocco Ekambi'nin transferi için en az 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyormuş yurt dışı kaynaklarına göre. Ben de diyorum ki ya fes eder bedava gelir ya da gelmez. Alın size Ekambi konusunda en net duyum. ya. Bu arada arkadaşlar duyumdan duyuma atlıyorum ama beğenmezseniz hak hakikaten ayıp etmiş olursunuz. Yani ben bunları 5'e bölüp 6'ya bölüp süsleyip yarım saat anlatıp bir videoda 3 ismi anlatıp geçebilirdim. Geçmiyorum. Herkesin zamanı kıymetli. Herkesin saati, dakikası kıymetli. Ben size birdenbire sunmak istiyorum. Hocam iyi de her gün her gün aynı kişileri konuşuyoruz. Midem bulanıyor. Ben benim de midem bulanıyor ama gelişme yaşanıyor. Ek teklif ediliyor. Ek fiyat geliyor. Ek öneri geliyor. Mesela Mert Müldür 3 gün önce bittiydi. Bitti kulüp tamam dedi. Futbolcu tamam dedi. Her şey tamam denildi. Şimdi çıktılar. Sonraki satıştan pay. Burada benim suçum yok. Sizin de suçunuz yok. Siz en doğru duyumu aldınız. Kap duyumunu aldınız ya. Şimanski, Mert, Müldür, Fenerbahçe diye kap videosunu gördünüz aldınız. Ben ne yapabilirim? Siz ne yapabilirsiniz? David de Gea Fenerbahçe şartları sordu. Hatta Ali Koç epey zorladı. Fırsat transferiydi. Ama oyuncuya hem Avrupa'dan hem Arap Yarımadası'ndan güzel teklifler var. Ve e, bu teklifler nasıl olur bilmiyorum. Mert Müldür Galatasaray bu arada Galatasaray Mert Müldür'e de sünmüş 2 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Ama oyuncu ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum diyor. E, sağ sağol o da 8 Temmuz'dan. Özür dilerim ne 3 gün 6 gün önce bitmiş 5 gün önce bitmiş. hani 6 gün önce görüşülmüş 3-4 gün önce de o videoyu çektiğinde de durum bu. Rodrigo Becao gündemi süsleyen en büyük isim bu. Herkes bana aynı soruyu sor. Hocam BKO. Niye biz bu BKO'ya kafayı bu kadar taktık? Arkadaşlar. Şu aralar zayıflama aşamasındayım. İnşallah bir 10 kilo daha veririm. Zayıflama aşamasındayım. Yaşım da bayağı oldu. Fenerbahçe savunmasını, mevcut Fenerbahçe savunmasını hallaş pamuğu gibi dağıtırım. Aralarından geçerim. Gider gol mol atarım. Çünkü temas yok. Hop hemşerim nereye diyen yok. Topa sert, rakibe sert olan yok. Ya teşbih de hata almasın Fatih Yürek gibi bir savunma var Fenerbahçe'de. Ya, gelen geçiyor, giden geçiyor. Allah aşkına ya Kızıl Yıldız maçında yediğimiz gollere bir bakar mısınız? Ya sezonun özeti gibi ya. Sezonun özeti gibi. Ya bu kadar mı aptal olur bir takım? Bu kadar mı aptal gol yer bir takım ya? Ya Serdar Aziz, Merdan Aziz Allah'ını sevin. Ben size bir şey söyleyeyim Bak Salahi, Serdar Aziz ee, Samet Akaydın Mustafa Bayan'ın ki dördünü topla havuzda yoğur bir araya getir bekao çıkıyor. İşte bu yüzden bekao diye geberiyoruz. Ya Ciku, Dijiku var ya Dijiku yeni aldığımız. Birçok kişi alay ediyor, gırgır gır geçiyor, şamata geçiyor. Göreceksiniz kütür kütür topçu. Yani rakip forvetler Süphaneke'yi tersten okuyacak. E, düşün bak beka olan Ciku'yu yan yana koyma fikrim var. Luan Perez bile o kadar sert stoper değil ya. Geçin ya. Geçin. Atilla Salahi 14 veren. Öpüp öp başınıza koyun. Teşekkür edin ya. Teşekkür yazısı yayınlayın ya. Aldınız diye. Yok. Samet Akaydın'ın 3 milyon euroya gitme ihtimali vardı. O da iptal oldu. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye devam edecek gibi şu an için. Başka takım olmazsa. E Serdar Aziz falan. E canlı bombalara dönüşen bir takım ya. Şimdi BK ile Fenerbahçe görüşmesi sürüyor. En son 8 milyon euro artı bonuslarla Udinesi'ye teklif yapıldı. Fenerbahçe baskı yapıyor. 2027 yılına kadar da 1.8 milyon euro yıllık ücretten maaş önerildi arkadaşlar. Yani 8 milyon euro artı opsiyonlar. Oyuncuya da 1.8 milyon euro. Şimdi ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam sonraki satıştan karın üzerinden %30 pay maddesi eklerdim. Birincisi BKO tutarsa en az 40'a 50'ye satarsın. 8'e aldın 40'a sattın. 32 milyon. 32'nin %30'u ne yapar abi? 9.6. Ver gitsin. Tutmazsa ya da az tutarsa zaten kimseye bon serviste satamazsın. Uygun almış olursun. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu taktiği denerdim. Şimdi bak Bekao için menajeri Udinese ile yönetim arasında görüşmede hani kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyormuş. Atalanta'da oynamak istiyormuş. Geçiniz bunları. La Gazzetta, La Sport'u falan geçin futbolcu Fenerbahçe'yi istiyor. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ve Fenerbahçe'nin oyuncusu olmak istiyor. Çünkü Brezilyalıların Fenerbahçe'ye sempatisi var. Benim de Real Madrid'de var mesela. Arda gitti, daha da iyi oldu mesela. Benim hoşuma gitti, Arda'nın gitti. Barcelona'ya gitseydi o kadar sevilmezdim. Sevmiyorum Barcelona'yı. Fetöcü bir kulüp gibi geliyor bana. Bunlar hep işin esprisi arkadaşlar. Bunlar işin şakası ama Barcelona da çok halis bir kulüp, has bir kulüp. Mesela Türkiye sayfaları her bayramda falan tebrik mesajı falan yayınlarlar bak Real Madrid şey Barcelona'nın kadar da şeydir, ince düşüncelilerdir. Mesela Almanya'da Bayern Münih'i sevmem ben. Hiç hoşuma gitmez. Hocam sen de hep loserları seviyorsun. Yo, Real Madrid loser değil ki. Kupa hani, bakımından dünyanın bence en başarılı takımı Real Madrid. Bana kalırsa. Ki rakamlar da bunu gösteriyor. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Thiago Alcantara Liverpool Thiago Alcantara'nın Montserrat bedelini 20 milyon euro olarak belirlemiş. Hayırlı olsun. Zaten iptaldi de. Tüm tam iptal oldu. Ve en son kısım Ali Koç. Hocam gelen paranın yarısını bankalar birliğine yatırıyoruz. Sen kuralı bilmiyorsun. Estağfurullah. Sizin kadar hiç kimse bilemez. Sen kuralı bilmiyorsun. Gelen paranın yarısı bankalar birliğine gidiyor. Doğru. O yüzden hocam 30 milyon euro sattık 15'lik alabilirik. Hı. Sen bilmiyorsun. Doğru. Ama yanlışınız var. 30 milyon euronun 30'unu da kullanabiliyoruz. Hocam kullanamıyoruz. Sen bilmiyorsun. Dinle lan. Dinle bir. 30 milyon euronun 30'unu da kullanabiliyoruz. Bugün Atilla Salah'ı 20'ye sat. 50 milyon euro var. 50'sini de kullanabiliyorsun. Nasıl kullanabiliyorsun hocam? Bize bir anlat bakalım. Bizi bir aydınlat. Şekerim. Sen e, Şimanski'nin servisini dörde böldün mü? 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 diye böldün mü? Böldün mü? Böldün. Totalde 10 milyon euro diyelim. Yani 975 10 diyelim kolay olsun. 50'den 10 gitmedi. 25'ten 2,5 gitti. 25'ten 2,5 gitti. 22,5'un kaldı. Ve gelecek sene satış yapamadın diyelim. Kardan ek oraya. Avrupa gelirlerini. Artı. Bak 30 artı 20 dedim. Atladığınız noktayı söyleyeyim. 13 milyon euro UEFA gelirim var senin. 13 milyon euro. Ekle 63 milyon euro param var. Yarı bir 31 buçuk. Ya siz Fenerbahçe'nin kazandığı parayı çok basite indiriyorsunuz. 13 milyon euro senin Avrupa gelirin var. 13. Futbolcu satışından da 30 şu an için 30 milyon euro gelirim var. 43 milyon euro gelirim var. Yarısı borca gidecekmiş. Bak şu maddeyi de unutmayın. Fenerbahçe'nin bir yılda ödemesi gereken para şu an için 550 milyon TL. Kaç milyon euro yapar şekerim? 20 milyon euro yapar. Doğru mu? Doğru. 20 milyon euronun üstünü geçiniz. Tamam. Yine ilk sıra bir ekleme yapalım. Şöyle yapalım. Fenerbahçe 80 milyon euro parası var. 40'ı borca gitti. Bugünün kuruyla yaklaşık 30 diyelim. Ya 30 diyelim kolay olsun. 1.2 milyar TL. Bu 1.2 milyar TL nereden gidecek arkadaşlar? Yani borca gidiyor ya Fenerbahçe borcuna gidecek yarısı. Fenerbahçe'nin yıllık ödemesi gereken 560 milyon TL. Bu yıl. Seneye sanırım 700 milyon TL diyebiliyorum. Sene, gelecek seneden itibaren hani 700 olacak diyebiliyorum. Bu 1.2 milyar TL. Borca gitti diyelim. Bu borcun ana parasından silinince faizlerle birlikte 1.6 milyar ya da 1.7 milyar TL silinip 700 ödeyeceğim para 500'e mi düşecek? Yoksa gelecek senenin parasını şimdiden mi ödemiş olacaksın? Hiç düşündünüz mü bunu? Bunu düşündünüz mü? Bunu düşünmediyseniz düşünün. Şimdi 500 bu sene 700 gelecek sene 1.2 80 milyon euroluk satış yaptın. 40'ını direkt oraya verdin hem bu senenin hem gelecek senenin borcu bitmiş oluyor değil mi? Feneryum geliridir, kombine geliridir, reklam geliridir, cart geliridir, sponsor geliridir. Hepsi kulübe para olarak kalıyor. İşte futbolcu giderleri, normal giderler, çalışan personel giderleri gidince kalan para kar olarak Fenerbahçe kasasına kalıyor. Doğru muyum? O zaman yine Fenerbahçe için pozitif bir durum. Arkadaşlar şu yarısının satılma olayını geçin. Yarısının satılma olayını taksitlere böldürerek geçersin. Geçersin, geçersin, geçersin. Anlatabiliyor muyum? Nates, Sestina Fenerbahçe Beko'daymış. Ee, bak Fenerbahçe Beko'nun da yani Fenerbahçe Beko'nun da ve Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe futbolu takımında güzel transferlere ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Güzel transferlere ihtiyacı var. Bugün ben size söyleyeyim Fenerbahçe'nin sezon bittiğinde iyi bir kaleciye, iyi bir stopere, iyi bir orta sahaya, iyi bir kanada, belki iyi bir forvete ihtiyacı var diyorduk. İyi bir forvet geldi ama kalan dördü. Ben hala söylüyorum. Bak. BKO 1. Nikola Dominguez 2. Yeşimanski de geldi. 3. Sola Zaha. Sağ kanada. Çok sürpriz bir isim. Yeni bir isim çıktı. Sosyal medyada yok sanırım. Sağ kanada da o arkadaş. Forbette Cekon var. Tamam. Erdi. Malum. Osterwold'e inşallah bu performansını arttırır. Şu kadroyu kurun. ayda İrfan Can da gözünüze Volkan Demirel falan gelir. Niye? Az top gelecek. Az karşılayacaklar. Ya 30 kez karşılıyorlar. hani 30 kez karşılayıp 30 kez gol yiyecekler. Bekao, Ciku, Stoper hattında belki 10 kez karşılayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Belki 10 kez karşılayacaklar. Yarısını tutsalar yedikleri gol sayısı 30'dan 5'e düşecek. 6'da 1'ine düşecek. Diyeceksiniz ki hocam ne oldu? İsmail Kartal'ın etkisine bakın. Hayır. Arao'yu çapa koyuyordu. Temas yok. Isırma yok. Kemirme yok. Lan sıradan topçu. Pas atıyor Çok iyi ara pas atıyor. Ben de çok iyi ara pas atarım. Lan ön libero'nun işi değil bu. 8'in işi bu. Bu 8'in işi. Bak Arao'dan çok iyi 8 olur. Çok çok iyi 8 numara olur William Arao'dan. Ama o da artık olur. Bak Osterwolde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Osterwolde'den çok iyi stoper olur. Çok iyi sol stoper olur. Kütür kütür sol stoper olur. Hızlı, temaslı, yüksekten iyi, havadan iyi, yerden iyi. Pasör. Risk alabiliyor. Çok iyi sol stoper olur Osterwolde'den. Ben teknik direktör olsaydım Osterwolde'den sol stoper yapardım. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi sol stoper olur. Ama bırakın sol bekle böyle devam etsin. Bak Osterwolden, Diku, Bekao, Ferdi Kadıoğlu. Kalede mecbur Türk 3 Türk kuralına uymak zorundayız. Sağ kanada Cengiz Ünder'i hiç beğenmiyorum ama diyorum ki size Cengiz Ünder Emre Mor kanadı. Bak Cengiz Ünder Emre Mor kanadı Fenerbahçe'ye en azından yabancı kura, konusunda kural tanırdı. Ya da İrfancan Kahveci sağ kanat yedeği Emre Mor mecburuz arkadaşlar 3 Türk oynatmak zorunda. Hocam İsmail oynasa Umut Nair forvet oynatalım. Mantıklı. Edin yedek bırakalım. Umut Nair oynatalım. Çok zekice. Tebrik ederim. Arda Güler gitmeseydi. Bir Şimanski yerine Arda Güler oynatırdın. Almazdın o zaman Şimanski. Yi. Arda Ferdi kaleci. Yeter derdin. Arda'nın yeri de İrfan derdin. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Bizim sürpriz bir transferimiz var. Alttan alttan pişiyor. Lincoln Henrique. Unutmayın. Şimanski, Lincoln Henrique. bu, ikisi, bu iki ismi unutmayın. Ve ben ısrarla, şiddetle, bağıra çağıra söylüyorum. İrfancan kahveci onda olmuyor. Kanatta olmuyor. 8'de hiç olmaz. İrfancan kahveciyi 3'e 5'e bakmadan hal sitim istiyor gönderirim. 5 mi veriyorlar gönderirim. 7 mi veriyorlar gönderirim. Fenerbahçe şu duygusal aptallığı bırakması lazım. İrfancan'ın duygusal aptallığı bırakması lazım. Hal site tam İrfancan'a göre benden söylemesi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni, abone olmayı çok görmeyin. Görüşmek üzere.